هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل. هر دو گون آهو گیا خوردند و آو، زین یکی سرگین شد و زان مشکناب. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان هفتاد سال راه بین. یوز بینلرجه böyle benzerlere bak. Aralarındaki farkı 70 yıllık yol olarak gör. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Şerif okumak üzere bizleri buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Değerli dostlar, Mesnevi Şerif'in bir önceki bahsinde karşılaştırma çabasında bulunanlara, denklik iddiasında bulunanlara örnek verilmeye başlanmıştı. İlk örnek, cezalandırıldığı için tüyleri dökülen papağanın saçlarını kesmiş, sakalını kesmiş, belki de kirpik ve kaşlarını da kökünden kazımış bir dervişi gördüğünde, sen de benim gibi gül yağı şişelerini mi döktün, kırdın diyen papağanla örnek vermişti Hazreti Mevlana. Ve sonrasında şu beyitleri okumuştuk, örneği en üst düzeyden vermişti o zaman. Peygamberlerle denkliğe kalkıştılar, velileri kendileri gibi sandılar. İşte biz beşer, onlar da beşer. Biz ve onlar uykuya ve yemeğe bağımlıyız dediler. Körlüklerinden dolayı arada sonsuz farklılığın olduğunu anlamadılar. Değerli dostlar, bu vurgulu beyitlerle bir önceki beraberliğimizi sonuçlandırmış ve yine bu önemli beyitlerle başlıyoruz. İnsanoğlu karşılaştırmada, denklik iddiasında bu denli vahim örnekleri oluşturmuştur geçmişte. Peki bunlar günümüzde hatırlanmalıdır. Mesnevi Şerif'in özelliklerinden birisi de tarihteki olayları canlı birer tablo olarak önümüze koymaktır. Mesela Hazreti Musa ile Firavun mücadelesini anlatırken dinleyicilere şu mealde ifadelerde bulunmaktadır. Bilesiniz ki Musa ile Firavun yaşıyor ve içinizde mücadele devam ediyor. Dolayısıyla Kısası Enbiya'yı, tarihten ibret sahnelerini canlı bir şekilde görmek ve hissetmek kişileri daha duyarlı ve bilinçli hale getirmektedir. Şimdiki örnekler, yani denklik iddiasında bulunanlara yeryüzünde nasıl farklılıkların olduğuna tabiattan örnekler olmak üzere şöyle buyurmaktadır. Her dogun zembur hordan dezmehel, lik şod zan nişu zin diger esel. هر دو گون آهو گیا خوردند و آو، زین یکی سرگین شد و زان مشکن آب. Yani iki tür arı aynı yerden yer, fakat birinden zehir, diğerinden bal olur. İki tür ceylan ot yer, su içer, birinden dışkı, diğerinden saf misk meydana gelir. Evet değerli dostlar, görünürde aynı özellikte ve aynı çabayı sergileyen arı ve ceylan, ama ürün olarak aralarında dağlar kadar fark. Bunu görmek, bunu hatırlamak icap eder. Suretlere değil, batına, iç dünyasına intikal etmeye çalışmak gerekir. Kişiler boy ve postlarıyla değil, bilgi ve görgüleriyle özellik taşır. Hazreti Mevlana'nın işaret ettiği şekliyle. Her duney hordend az yek ab hor,
این یکی خالی و آن پر از شکر. Diğer bir örnek. Beyt-i Şerif'in anlamı şöyle. Her iki ney aynı sulaktan beslenir. Biri boş, diğeri ise şekerle dolu. Aynı kamışlıkta yeşermiş neyler arasında böyle muazzam bir farklılığın olduğunu, olabildiğini ifade ediyor, gösteriyor Hazreti Mevlana. Bu farkı biraz daha somutlaştırmak istersek değerli dostlar, boş ney, yani içerisinde tat ve lezzetten eser bulunmayan ney. Diğeri ise şeker kamışı, şekerle dolu ney. Bu ney yetiştiği bölgelerde bir tatlı olarak da kullanılırmış. Dilim dilim, parça parça kesilerek tabaklara konurmuş. Yani tatlı niyetine yenebilecek kadar özellik taşır. Dolayısıyla bu farklılıklar söz konusudur, mevcuttur. Bu farklılığa işaretle, bu farklılığın büyüklüğüne işaretle şöyle diyor Hazreti Mevlana. Sed hezaran in çonin eşbah bin farkışan heftad sale rah bin. Yüz binlerce böyle benzerlere bak. Aralarındaki farkı 70 yıllık yol olarak gör. Binlerce, yüz binlerce böyle farklılıklar söz konusudur. Görünüşte beraber ama özellikle ruhta farklılıklar çoktur. Aradaki farklılığın büyüklüğünü ise güzel bir değerlendirmeyle, bir terkiple işaret etmektedir. 70 yıllık yol, yani 70 yıl yürünerek alınacak yol ne kadar bir uzaklığı gösteriyorsa, bu karşılaştırmalarda bu kadar uyumsuzluk, yani aykırılık söz konusudur. Görünürde hissettirilecek bir rakamsal değerlendirme yapıyor Hazreti Mevlana. Değerlendirmeye devam ediyor. İn horet gerdet pelidi zucuda, an horet gerdet heme nuri huda. İn horet zayet heme buhlu haset, van horet zayet heme nuri ehed. İn zemin paku an şurestu bed, in firişteyi paku an divestu ded. Yani bu yer, bu kişi, bu nesne, bu canlı, yer bütünüyle cimrilik ve haset olur. Bu kişi, bu varlık, yer bütünüyle cimrilik ve haset olur. O yer tek Allah'ın nuru doğar. Evet, buradan anlıyoruz ki insana yönelerek ifade ediliyor. Bu yer tadar kendinden dışarı çıkması gereken nesneler oluşur. Değeri yer bütünüyle hak nuruna dönüşür. Mümin kul Allah'ın nuruyla bakar. İşaret buraya gönderilebilir. Bu kişi yer bütünüyle cimrilik ve haset olur. O yer tek Allah'ın nuru doğar. Yani evet, mal ve mülk kimilerine cimrilik, haset oluşturur kimileri için. Kimileri içinse bu imkanlar, bu fırsatlar salih bir kul olmaya yönlendirir. Salih kulda
salih mal ne güzeldir hadis-i şerifine işaret sayılabiliriz. Şu toprak paktır, o toprak çorak ve kötü. Bu pak melektir, o şeytan ve vahşi hayvan. Değerli dostlar, çorak gibi yani ürün vermeyen insanlar, verimli toprak gibi ürün veren insanlar, melek gibi insanlar, şeytan gibi insanlar. Mesnevi Şerif'in temel özelliklerinden birisi, dünyada gözüken eşya, kişi ve varlıkların hep mana yönüne bizi, ruh yönüne bizleri yönlendirmesidir. Kelimelere yeni ruhlar, yeni anlamlar kazandırmak. Kelimelerde manayı, ruhu görmek. Öncülüğünü, öğüdünü vermektedir Mesnevi'de Hazreti Mevlana. Dolayısıyla sözcük anlamıyla değer kazanır. Kap içindeki ile değer kazanır. Beden içindeki ruhla özellik kazanır. Burada çorak toprak, verimli toprak karşılaştırması da ürün verme adına insanoğlunun farklılığına işaret etmektedir. Her du suret gerbehem maunet revost. Au bi telhu, au bi şiirin ra safost. Her iki suret birbirine benzeyebilir. Acı su da tatlı, su da berraktır. Evet, yeni bir karşılaştırma. Acı su, tatlı su. Görüntü, renk ve berraklık aynı. Ancak acılık ve tatlılık herhalde temel özelliktir. Değil mi dostlar? Cüz ki sahibi zavk key şenaset beyab u şenaset abi hoşez şure ab. Zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul. O ayırır tatlı suyu tuzlusudan. Zevk sahibi olmak önemli bir özelliktir. Kulluk, ibadet zevkle ürün verir diyor Hazreti Mevlana. Tıpkı özü olan tohum filiz verdiği gibi, özü olmayan tohum filiz vermez, zevk sahibi olmayan kişinin de ibadet ve kullukları ürün vermez. Peygamber Efendimizin namaz ancak huzurla tamam olur hadisi şerifine de işaret etmek mümkündür burada. Dolayısıyla huzurla, sükunetle hayatı, kulluğu yerine getirenlere yakın olmak gerekir. Bu zevk sahipleri bu farklılığı bilir ve görür, çevresine, dinleyenlerine bunu anlatabilir. Onu bul, o ayırır tatlı suyu tuzlu sudan derken de olgun kişiler, zevk sahibi kişiler, ehli dil olanlar acıyla tatlıyı birbirinden ayırır. Acı kişiyi tatlı kişiden, iyi kişiyi kötü kişiden o ayırır. Veya kötü davranış ve düşünceleri iyi davranış ve düşüncelerden o ayırt eder, yardımcı olur, kolaylık gösterir. Bu tür beyitlere Mesnevi Şerif'te çokça tesadüf edeceğiz. Çünkü bilgili ve görgüllerle beraber olmak, ilim ve irfan sahipleriyle bir arada bulunmak insanoğlu için bir korunaktır, sığınaktır. Öncü kişilere her zaman itibar etmek gerekir. Bilgide, görgüde mesafe olmuş olanlara yakın durmak gerekir. İnsanoğlunun zaten toplumla bir arada bulunmaya, topluma dost olmaya mecburiyeti vardır. Bırakın bunu görev olarak telakki etmeyi. Hazreti Mevlana buyuruyordu, sözün özü şu, topluma dost ol.
toplumda yakınlaşmayı ve beraberliği sağlayacak bilgi ve irfan sahiplerinin itibar görmesi, onlara yakın durulması icap eder. Bu anlam insanlara büyük kolaylık sağlayacaktır. Aksi takdirde sihra ba mucize kerde kıyas her dura ber mekripin davret esas sahirani Musa az estizera ber girifte çün esayi u esa. Sihri mucize ile karşılaştırıp her ikisinin esasını hile zanneder kişiler, bilmeyenler, anlamayanlar. Özneyi bizler yerleştirmiş olalım. Bilgide, görgüde eksik olanlar sihir ile mucizeyi birbirine karıştırır. Tarihte karıştırmıştır, peygamberlerin huzurunda karıştırmıştır. Anlatıcı, uyarıcı peygamberlere ve onların sadık takipçilerine toplumun, insanların ihtiyacı vardır. Örnek Hazreti Musa'dan bu defa. Musa'nın karşısındaki sihirbazlar husumetle onun asası gibi asa aldılar. Evet, ilk tabloda böyleydi. Hazreti Musa'ya karşı koymak istediler. Firavun'un teşvikiyle, gayretiyle, davetiyle. Ama sonuçta görüldü ki Hazreti Musa'nın asası başka bir asa. Çünkü onun özelliği haktandı. Zin esa ta an esa farki est jarf zin amel ta an amel rahi şigerf. Bu asadan o asaya derin fark vardır. Bu davranışla o davranış arasında şaşırtıcı bir yol mesafesi mevcuttur. Hazreti Musa'nın asası ile sihirbazların asası arasındaki fark artık biliniyor. Bu tabloyla ilk karşılaşan ve Hazreti Musa'ya karşı asalarıyla kıyasla bulunup harekete geçmek isteyenlerin hali, duyguları neydi acaba? Ve sahne tamamlandığında Hazreti Musa galip geldiğinde Hakk'ın desteğiyle, kıssadan biliyoruz ki sihirbazlar Hazreti Musa'ya inandılar. Ve bu inanmaları onların canlarına mal oldu. Ama kazanan sonuçta yalnız kalan Firavun'un karşısında oldukları için sihirbazlardan yana. Yani Hazreti Musa galip, ona tabi olanlar galip oldu. La enetullahi in amel ra'der gafa rahmetullahan amel ra'u der vefa. Bu beyti şerifte şöyle buyuruyor Hazreti Mevlana: bu davranışın ardında Allah'ın laneti, o davranış içinse vefa olarak Allah'ın rahmeti vardır. Evet, Hazreti Musa'dan yana, Hazreti İsa'dan yana, Hazreti Peygamber Efendimiz'den yana Cenab-ı Hakk'ın rahmeti vardı. Kıyaslamalar, karşılaştırmalar açığa çıktı. İnanmayanların "o da beşer, biz de beşer" sözleri kıyasta ne kadar çirkin ve nahoş tu böylece belli oldu. Kafiran ender mirabu zine tab afeti amed deruni sine tab herçi merdum mi konet bu zine hem an konet kez merd bine dem bedem.
İnsanoğlu her ne yaparsa maymun da onu yapar. Sürekli insanda gördüğünü yapar. Burada bir tavır yakınlaşması, daha doğrusu maymun insanı taklit ederek nasıl bir manzara sergiliyor, bunu gözümüzün önüne koymaktadır. Bir önceki beyitte kafirler karşı koymada, kıyas göstermede maymun tabiatlıdır. Gönüllerinde mizaçlar onlar için bir afet oluşturur. Yani karşılaştırma ve denklik iddiaları sürekli onları yanıltır. Maymun insanın yaptığını yaparak sanki aynısını yaptım diye düşünür. İnsanlar baktığında da insan gibi davranıyor diye düşünür maymunu. U guman buradaki men kerdem çu u fark ra key danedan estizeru. Bu bilişi şöyle ifade ediyor. Ben onu gibi yaptım zanneder. Maymun veya maymun tabiatlı kişi. Ben onun gibi yaptım zanneder. Farkı nasıl bilecek bu husumet yanlısı? Ve burada Hazreti Mevlana sözü şu noktaya taşımaktadır. İn konet ez emru u behrisetiz ber seri estizeruyan hakriz. Bu emirden dolayı yapar. O ise husumet için. Husumet yanlılarının başına toprak dök. Mümin emre uyduğu için davranır. Kafir ise husumet sebebiyle davranır. Bir önceki örneğe de koymaya çalışırsak, insan emri ilahi ile hareket eder, maymunsa onu taklit ederek, ikisi arasında büyük bir farklılık vardır. Böyle inadına, tersine, aykırı davranan kişiler içinde şöyle bir ağır ifade yer alıyordu. Tekrar edersek, husumet yanlılarının başına toprak dök. Değerli dostlar, bu bahse devam etmek üzere. Gündüz ve geceleriniz aydın olsun efendim.